GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nce geliştirilen mobil güneş pili prototip sulama makinesiyle yetiştirilen ilk ürün isotun hasatı yapıldı. Makinenin prototipini tasarlayan Ziraat Yüksek Mühendisi Ümran Atay, yaklaşık 2 ay önce tanıtımını yaptıkları ve GAP Güneşi olarak da adlandırdıkları makinenin faaliyete geçtiğini bildirdi. Bizim geliştirdiğimiz makine mobil güneş pili sulama makinesidir. Diğer güneş pili sulama sistemlerden farkı, mobil olması, güneşi iki eksende takip etmesi, yani doğu batı ve kuzey güney yönünde otomatik takip edebilmesidir. Ve bütün güneş pilleri tek düzlemde olup birbirine gölge yapmamasıdır. Yeni sistemle ilk ürünü hasat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Atay, söz konusu makinenin normal elektrikle sulama yapan şebekeye ciddi bir alternatif oluşturduğunu belirtti. Şu anki var olan makinemiz normal şebekeye alternatif olmaktadır. Hatta şebeke elektriği özellikle bugünlerde elektrik kesintileri olduğu bu dönemde güneş pilleri çok rahatlıkla sulama yapabiliyoruz. Ümran Atay yeni sistemin Şanlıurfa'da isot tarlalarında kullanıldığı ve verim artışı sağladığını kaydetti. Özellikle bu makinede hani maksimum su verimine bakmak istedik. Sebzeler de maksimum su isteğine ihtiyaç duyan tarla bitkileridir. Biz de o anlamda Urfa'da da isot yani yerli biber önemli olduğundan dolayı yerli biberi suladık. Bu alanda da bugün hasat günümüz. Şu an dönüme sezon boyunca yaklaşık 5 ton civarında verim bekliyoruz. Atay söz konusu makineye yurt içinde ve dışında genel olarak yoğun bir ilgi olduğunu sözlerine ekledi.